Beşiktaş vesaire. Bu arada ben tahminler yapıyorum ama tahmin olduğunu zannetmesinler bunu, sadece ağzımdan çıkış sırası öyle, o kadar. Ama çok hak edilen, çok şık bir şampiyonluktu bu camia için. Şimdi Bağdat Caddesi'ni tırnak içinde yakmaya gidiyorlar. Yaksınlar, haklarıdır yani. Evet, sesimiz öyle zannediyorum ki fondaki o tezahürat sesinin eşliğinde belki de zorlukla ulaşıyor. Biz birbirimizi duymakta gerçekten çok büyük zorluk yaşıyoruz. Ama bu ortamın, bu keyifli ambiyansın parçası olmaktan da biz ayrıca keyif alıyoruz. Evet, söz Bülent Timurlenk'te. Saat 4'te yayına başladığımız zaman da söyledim Ender. Stat 52 bin kişilik ama ben bugün kadın ve çocuklarla beraber içeride bir en az bir 70 bin insanın kucakta, evet, kolda, ufaklıkta. Evet, ufak çocuklarla beraber. Şu anda stat çevresinde biliyorsun yakınında dolaşarak geldik. Bekleyen erkekler, bekleyen buradaki taraftarlar, eşlerini, çocuklarını bekleyenlerle beraber stat çevresinde en az bir 100-120 bin kişi var. Ya futbol coşkusu, şampiyonluk coşkusu böyle bir şey. Futbol tutkusu. Bunu akılla, mantıkla açıklayabilmek mümkün değil. Bu stadın dışında içeriden kadın ve çocukların sesinden takımın gol attı mı diye bekleyen insanlar vardı burada 90 dakika boyunca. Bu inanılmaz bir sevginin futbolcular tarafından verilmiş karşılığıdır. Ersun Yanal ve talebelerini tebrik ediyorum. Bu sene hem oynadıkları futbolla hem bir takım olgusunu ön plana çıkartarak, altını çizelim, Fenerbahçe'de bir ön plana çıkmış bir tane star, yıldız oyuncu yok. Sezonun yıldızları var ama Fenerbahçe'nin bir starı yok. Sivrilenler var değil mi? Biraz sivrilenler var. İşte konuştuk. Caner, Mehmet, evet, Topal, evet. Emenike iyi işler yaptı. Herkes çorbaya bir kaşık bir tutam lezzet kattı. Ersun Hoca'yı 20 yıllık çabasının sonunda ben tırnaklarıyla kazıyarak geldiği ve büyük bir hayali olduğuna inandığım Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nde ilk sezonumda şampiyon olduğu için tebrik ediyorum. Çünkü Türk futbolunun hakikaten çok büyük emekleri olmuştur. Ben futbolda her zaman teknik direktörlerin takımının başına ismini yazdırmasını önemserim. Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'siydi bu takım. Fatih Terim'in Galatasaray'ı olmayı başardı Galatasaray. O zaman başarı geldi. Evet, bu sene tek kulvardaydı belki Fenerbahçe. Belki kupadan erken vazgeçti. Ama ben Ersun Hoca'nın bu takımı yaklaşık Ekim ayından itibaren, Aykut Kocaman'dan aldığı takımı Ekim ayından itibaren Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si haline getirdiğini söyleyebilirim. Arada kaybetmedi mi puanlar? Kaybetti. Ama bir gerçek var. Ezeli rakiplerinize bu kadar fark atıyorsanız, bu sizin başarınız kadar saha içindeki, saha dışındaki organizasyonunuzdur da. Bence önümüzdeki sezon bu yarışın içinde son şampiyon Fenerbahçe'den şampiyonluğu almak isteyecek olan takımlar önce saha dışındaki doğrulara bakmaları lazım. Transfere değil. Çünkü Fenerbahçe bu sezonu Samandıra'da kendi içinde kavgasız ve gürültüsüz bitirdi. Bu Galatasaray ve Beşiktaş'ta olmayan şeydi. Belki şu anda Galatasaraylar, Beşiktaşlar bunun muhasebesini yapıyorlardır. Neden bu kadar geriye düştük, neden kaybettik şeklinde. Ama tekrar söylüyorum. Türkiye'de teknik adamların başarılarını yatsıyanlara, Türkiye'de teknik adamlar değil, sahadaki futbolcular kazanır diyenlere bir tane daha Ersun Yanal imzalı şampiyonluk. Geçmişten beri, son 5-6 sezondan beri Türk teknik adamların neler yapabildiğini gördük. Dışarıdan markalar getirebilirsiniz ama mesele sene boyunca fırtına hikayeleri anlatmak değil, gemiyi limana yanaştırabilmek. Ersun Hoca da iyi bir deniz tutkunudur. Gemiyi limana yanaştırdı, tebrik ederim. Çok sağ olun. Evet, içeriden Şükrü Saraçoğlu stadından şarkılar, türküler, o keyifli nameler yükseliyor. Dışarıdaki taraftarlar alkışlarla o namelere eşlik ediyor. İçeride zaten tam bir cümbüş var. Son derece keyifli bir atmosferde Artı Futbol'un Kadıköy'deki özel stüdyosundan yayınımızla devam ediyor. Şimdi bugün tabii bir yandan buradaki mücadelenin yanı sıra Beşiktaş'ın Sivas'ta 3-0 mağlup olduğunu, Galatasaray'ın da Elazığ Spor'u tek golle geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Oradaki aritmetik de iyice çekişmeli bir hal aldı. Galatasaray bir adım öne geçti. O
programın ilerleyen bölümlerinde konuşulacak konu ama biz yine bu akşama, bu akşamın kahramanı Fenerbahçe'ye dönelim ve bu kahramanlığın içinde yayının öncesinde de konuşmuştuk. Özel kahramanlara bir parantez açalım. Sizin için kim değerdir bu özel kahramanlar diye tek tek soracağım. Caner konusunda hepimiz galiba. Şimdi futbolu mesela soldan çokça beklersiniz zaten. Emenike'den de beklersiniz. Bir performansının olmasını beklersiniz ama ekstra performanslar dünyanın hemen her sporunda, basketbolda da, futbolda da, voleybolda da ekstra performanslar önemli. Caner ekstra bir performans yaptı. Ben dünyadaki bütün sol beklere şöyle bir bakmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu kadar gol konusunda takımına yardımcı olan yüzde anlamında başka bir sol bek yok. Dolayısıyla Caner burada çok önemli işlerden birini yaptı. Mehmet Topal çok önemli savunma görevlerinden bir tanesini yaptı. Yani orta alanda her şeyden vazgeçebilirdi. Mehmet Topal'dan vazgeçmezdi ve vazgeçmedi de zaten Ersun Hoca. Sol kulağa çekindikten sonra sola tek tek ligin başında o 2-3 hafta kestikten sonra hoca niye kestiğini tek tek gösterdi ve sol bir de insani yönleri de çok güçlü bir adam. Yani küsüp de kaçan bir adam da değil. Sol da bence kendi performansının üzerinde bir performans sergiledi. Ama benim için Caner ve Topal bu takımın içerisinde bir ve iki numaralı aktörlerdir. Çünkü golcüler zaten bu kadar iyi bir arka alanı olan takımda önde yapmaları gerekeni yaptılar. Benim kendi adıma fikrim. Gürcan. Şimdi Gürkan o konuya girecek mi bilmiyorum ama yani sezonun enlerinde herhalde hep birinci Fenerbahçe'dir. Tabii. Değil mi? Yani çok basit. En çok gol atanı, gol anlamında yani özellikle ikinci yarıda en az gol yiyeni ön alanda en çok top kazananı, rakipten i̇şte dönenecek birçok. Ceza alanında en çok top atan. Birçok. En çok şut çeken, tabii, rakipten doğru, en çok top kapan. Doğru. İşte en az pozisyon veren neyse böyle bir performansın sonucunu görüyoruz. Yani şu noktanın altını çizelim. Çağ değiştirecek derken bu seneki galibiyet, şampiyonluk Ersun Yanal'ın düsturudur çağ değiştirecek. Yani Ersun Hoca geldi dedi ki çalışacağız arkadaşlar. Fizik gücümüz bu değil. Bu kilometreye çıkacağız. Ki Aykut Kocaman da orada o şeydeydi. Yani 105'lerden 100'lerden 105'lerden 110'lara 115'lere geldik kilometre olarak. Hocam da şeydi 120'lere çıkmak. Tabii. Çok doğru. Yani 120 kilometre kat etmek. 120 bir tık ötesi ki Ersun Hoca biraz yaklaştı onu daha hızlı oynanan. Tabii aynen öyle. Oyunu sprint sayıları. Tabii. Kesin daha hızlandı. Sprint oyunu, sayıları oyunu, daha hızlandı. Daha da hızlandı. Bakın başka bir pencere açtılar bizi. Bugüne kadar hiçbir vizyon çizmemiş, hiçbir gusto yaratmamış. Vay ne konuşuyor be, işte sağ kenarında böyle duruyor. İşte geldi mi oyuncudaki düğmeyi bulup çalıştırır, teknik direktörleriydi kahramanlarımız. Ama bugünden sonra artık farklı politikalar çizecek, farklı yollar gösterecek, bize bunları tartıştıracak, insanları bunları öğretecek, insanlara teknik adamlara ihtiyacımız var. Artık sahaya matematik olarak bakabiliyoruz, ölçüyoruz ya. Yani yetenek ölçülür mü? Ölçüyoruz işte. Ölçülüyor. Ölçüyoruz işte. Ne diyordu büyük abilerimiz? Ersun Yanal'ın ilk parladığı zaman 2000'li yılların başı. İşte istatistik ama hacı gelir 40 metreden bulur. Vurur. O istatistik bir tarafa. Gitmedi kardeşim. Alex gitti. Alex Fenerbahçe'de. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de. Yani o noktada yetenek elbette çok önemli. Ama her şeyin ötesinde takım olmak var. Her şeyin ötesinde yumruk olmak var. Beş parmağın bir araya gelip daha güçlü olması var. Her şeyin ötesinde belli bir arkadaşlığın size, aynen öyle, size hedefi getireceği var. Ve bu işi bence birinci Barcelona verdi. Tüm dünyaya verdi. Bir takımın neler yapabileceğini. Takımın. Tabii içinde ekstra yetenekler var. Geçen sene Dortmund'u konuştuk. O makinenin nasıl işlediğini, gencecik çocukların nasıl oynadığını. Bayern Münih'i konuştuk. Gürcan bir cümle çalabilir miyim sende? Ve çok özür dilerim. Ve bunlara bizim özenmemiz, elbette onlar gibi olamayız. Yani Manchester United de olamıyor onlar gibi, Chelsea de olamıyor. Ama onlar gibi olmayı istemek bizi daha yukarılara taşıyacak. Çıtamızı yükseltecek. Şunu söyleyeceğim Ender. Bir futbol maçında değerlendirmesi gereken 600 tane hareket oluyor. Şimdi dünyada en iyi çalışan beyin bile
21 tane net hareketi bir araya alıyor ve bunun üstünden değerlendirme yapıyor. O yüzden de bir maça bakarken, yorumcuların yorumlarını dinlerken A futbolcusu için biri şahane, öbürü rezalet diyor. Çünkü senin gördüğün fragmanda eğer oyuncunun iki tane ters hareketi varsa kafanda o kalıyor. Bütününe bakamadığın için de adama kötü diyorsun. Oysa ki bütünde adam iyi. Şimdi ben 600 tane hareketi kafamda madem değerlendiremeyeceğim, bilgisayar bunu yapıyor sadece. Sova diyor ki oğlum iki tane iyi şut attın ama tam 7 tane iyi hata tam başlayacakken kötü yerde kötü hareket yaptığın için kaybettin. İşte sana görüntüler. Tuşa basıyorsun, sol tam itiraz edecek. Bir dakika hocam yapmadım ben. Tuşa bir basıyorsun, tak 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 çıkıyor görüntüler. Bilgisayar bunu yaptı, bu kadar. Yani yoksa yoksa maçın sonucunu bilebilir misin bilgisayar? Sola basit oynamasını, şut atma, şut atmayana da doğru tercih. Şut emri verilmesine sağladı. Doğru tercih. Emenike'yi işte 65'te o şekilde aldı oyundan. Hangisini? Emenike'yi. Tabii. Şimdi bak, Emenike'ye şu gözle bakın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer 3 hafta daha olsaydı, 3 kritik hafta, bak iddia ediyorum, Emenike ön alanda yapmadığı savunma nedeniyle bu takımdan kesilirdi. Nasıl olsa bitti, rahat rahat söylüyorum. Emenike'yi Ersun Yanal 3 hafta daha olup kritik maçlar oynayacak olsaydı önde Vevo'yu kullanırdı Emenike'yi ki. Çünkü az çok Ersun Hoca'nın baktığı analizlere kafa yapımıza uygun olduğu için ben de bakıyorum. Bir bakıyorum ki Emenike önde savunma yapmamaya başladı. Bunu zaten kenarda izlerken görüyorsun sen de. Emenike'ye sık sık çıkıyor ve ikaz ediyor hoca. 3 hafta daha olsa Emenike'siz bir Fenerbahçe izlemeye başlardık. Analiz bunu sağlıyor. Yoksa nasıl bileyim abi ben maçın sonucunu? Ben maçın sonucunu bilmek için bilgisayara bakmıyorum ki. Ya bu maçta bana en uygun oyun biçimi ne olabilir acaba diye bakıyorum, o kadar. Bülent. Şimdi Fenerbahçe kadrosu yetenekli bir kadro. Fenerbahçe kadrosu Ersun Yanal tarafından iyi çalıştırılan bir kadro. Ama bir gerçeğin altını da çizelim. Bu işin motivasyonu olmasa buralara gelinmezdi. O da nedir? Geçen hafta Beşiktaş derbisinde oynanan oyun. Maçın ikinci yarısındaki oyunu hatırlayın. O derbi de berabere bitti. Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi de berabere bitti. Tabii. Ama o ikinci yarısındaki 10 kişilik Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla geçen hafta çok şeyi bitirdiğini kafasında inanan Fenerbahçe'nin oyunu aynı oyun değil. Bunun canlı bir örneği Bayern Münih'tir. Şampiyon olmuş takım. Sahasından 3 gol yedi Dortmund'dan. Augsburg'a yenildi. Arka arkaya 2 mağlubiyet aldı. Bırak Bayern Münih kötü takım yapmaz. Hayır. Avrupa'nın en iyi kadrosu. İşte burada temel mesele belki de diğer takımların hep transfer konuşulurken, kaliteli ayaklar konuşulurken. Bir virgül koyalım mı? Fenerbahçe TV'ye bir bağlanalım. Caner'in Fenerbahçe soyunma odasında bir konuşması varmış. Arkadaşlarımız hemen ekrana yansıtsınlar onu. Bir şey olmasın diye onlar gelemedi yani. Neyse tamam, acısını çıkarırız biz. Tebrik ediyorum. Senin Fenerbahçe'deki ikinci şampiyonluğun. Dördüncü senede ikinci şampiyonluğun. İnşallah devam edecek bu. İnşallah. Koyarak, dördüncü yıldızı da takarak devam edeceğiz. İnşallah. Neler söyleyeceksin? Ya tabii burada oynayan oynamayan birer birer herkese helal olsun. Çok önemli şampiyonluktu böyle bir senede. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Bütün takımın, bütün camianın, yönetimin, başkanımızın, herkesin buna ihtiyacı vardı. Yani çok güzel bir şampiyonluk oldu. Böyle bir puan farkı da gerçekten çok iyi oldu. Yani biz her maça en iyi şekilde hazırlandık. En iyi şekilde yani oynamaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar mücadele verdik ve sonunda hak ettiğimiz bir şampiyon olduk. Kesinlikle. Her şeyi sahada cevap verdiniz. Aynen öyle. Ben de zaten çok konuşmayı sevmiyorum ya böyle basına karşı, ondan her şeyi sahada cevap vermek daha iyi bence de. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Evet, burada güzeller, güzeli kızlar var ve kaptanlar. Sevgili Gökhan da burada. Ve şu anda çok güzel bir fotoğraf çekimi gerçekleşiyor. Biz tabii bu anı bozmayalım istiyoruz. Birazdan sevgili Volkan'la, sevgili Selçuk'la konuşacağız. Çok güzel. Evet, oldukça güzel bir görüntü. Evet, selfie de gerçekleşti. Kaptan şöyle geleyim ben de. Tebrik ediyoruz kaptan. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Çok anlamlı bir şampiyon. Evet. Yani sen bir sürü şampiyonluk yaşadın, başarı yaşadın ama bu yıl çok anlamı var bu şampiyonluğun. Erken ilan edilmesinin ayrı bir anlamı var. Neler söylüyorsun? Vallahi Selçuk'la bizim 5. şampiyonluğumuz.
Evet, bir yandan Bağdat Caddesi'ndeki coşku, az önce Fenerbahçe soyunma odası, bizim bulunduğumuz yerde Şükrü Saraçoğlu stadında tam anlamıyla bir cümbüş var. Trafik neredeyse durma noktasında. Fenerbahçeli taraftarlar yolu tam anlamıyla kaplamış halde. Burada büyük bir sevgi seli oluştu ve şampiyonluk coşkusu, sarı lacivert coşku devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden biz de devam edelim. Evet. İşte kaliteli Fenerbahçe kadrosunu iyi idman vererek Ersun Yanal 3. kademede diğerlerinin yapamadığını yaptığına inanıyorum ben. Fenerbahçe az derbi kazandığı ama ufak büyük maç ayırmadan oynadığı bir sezonu geride bıraktı. Bu arada Galatasaray'ın bir resmi açıklaması var. Evet. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'yi kutluyor. Sevgilerimizi yolluyoruz. Galatasaray'ın zamanlaması doğru olmuş. Yani şampiyon olduktan sonra Galatasaray'a da tebrikler. Fenerbahçe'ye de bir kez daha tebrikler. Burada teknik direktörün soyunma odasındaki hakimiyetiyle alakalıdır bu mesele. Yani Fenerbahçe'yi Antep deplasmanına giderken, Rize'ye giderken, tabeladan bağımsız konuşuyorum, bu sezon bu takım maç ayırmadı. Ve sezon uzundu. 30. Görüntülerde evet. Bülent'cim İzmir'den, Ankara'dan, yurt içinden, yurt dışından arkadaşlarımız Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından görüntüleri ekrana getirecekler. Biz konuşurken devam edelim. İşte Fenerbahçe'nin başarısında bence en önemli sır bu. 30 maçlık bir dilimin içinde taraftar bazı haftalarda size kızar. Tırnak içinde söylüyorum, ruhsuz oynadınız der. Sezonun genel takibinde bir gazeteci olarak Fenerbahçe maç kaybetmiştir, Fenerbahçe eksiktir ama diğerlerinin feragat ettiği şekilde Fenerbahçe şöyle bir sezonu geride bırakıyor. Taraftar Fenerbahçeli futbolcuların performansını takım olarak sorgulamadı. Doğru. Arada mutlaka sakatlıklar var, formsuzluklar var. Yani burada çok dürüst, adilane bir ilişki oluştu bence Fenerbahçe takımıyla taraftarı arasında. Bu her zaman sorgulanabilecek bir meseledir. İşin sonunda başarısı da gelse, başarısızlık da gelse. O yüzden burada bu iş kolay değildir. Bu işin sonunda böyle bir tane kupa kaldırdığınız zaman 2 saniye kalıyorsunuz ekranda. Ama Ersun Yanal'ın hakikaten bunca yıllık tecrübesini ve emeğini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ha şurada yeri gelmişken altını söyleyeyim. Sloven Bilic'te Roberto Mancini'nin de sezon boyunca Ersun Yanal'a en büyük asist yapan isimler olduğunu altını çizmek lazım. Fenerbahçe bu performansıyla bu ligde yine şampiyon olurdu ama bu puan farkları böyle çift taneli rakamlara ulaşmazdı eldeki o kadrolarla. Onlar da artık kendi muhasebesini yaparlar. Burada Fenerbahçe Z raporunu aldı. Bir yandan da açıklamalar var. Onları da aktarayım. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel bu şampiyonluk taraftarımıza ve başkanımıza hayırlı olsun, armağan olsun demişler. Yine Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın şampiyonluk gören 3. yerli teknik adamı olduğunu vurgulayalım Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman'dan sonra. Açıklamalar arka arkaya geliyor. Onları da Kite'ın ilk şampiyonluğun sevincini yaşadığını anlatan açıklamaları var. Gerçekten çok önemli bir ayrıntı bence bu. Kite gibi böylesine kariyerli bir oyuncunun ilk şampiyonluğunu Fenerbahçe'de yaşaması Hollanda'da da spor gazetelerinin manşeti olabilir. Kite neredeyse garantilemiş. Bir taraftan da Liverpool'un şampiyonluğunu bekliyordu. Ya bu maça çıkarken aldığı sonuçla yani şurada hepimizden daha çok üzülmüştür. Yani bir şekilde Liverpool'un şampiyon olmasını isteyen çok var da. Demek benden değilmiş diyordur bence o. Liverpool'la Fenerbahçe maç yapsın diyordu ama hani Fenerbahçe gereğini yerine getirdi de Liverpool'dan pek o sonuç gelecek mi belli olmaz. Ailesi evet. Var canım daha maçlar var. Evet evet. Gerçi Liverpool'luyuz. Liverpool'luyuz. Vallahi öyle şimdi açıkça itiraf edelim. Aslında sene, bir 20 yıl daha beklemek asla yalnız yürümeyecekler. Biz de buradayız. Bu sene asla. Biz de yürüyeceğiz. Alves'in bir açıklaması var. Portekiz'de ve Rusya'da da şampiyon oldum. Şampiyonluklara çok alışığım. Her gittiğim yere de o şampiyonluğu götürüyorum gibilerinden bir açıklama. Esasında ayağı uğurlu geldi. Bir önceki takımında da yine gittiği sezon şampiyonluk yaşamıştı Alves. Yanlış hatırlamıyorum.
hatırlamıyorsam Rusya'da. Hemen devam edelim bu şampiyonluk atmosferinin kenarından şampiyonluk söyleşimize. Şimdi bir iki şeyim var. Arkadaşlarım katılır mı? Belki de dünyadaki teknik adamlar içinde bırakın Türkiye'yi. Hakeme sallayan, bırakın sallamayı, ciddi ve taraftarı tahrik edici bir enerjiyle hakeme kötü konuşan, konuşmayan belki de tek adamdır Ersun Yanal. Hakikaten bilirim yani. Eski de dostumuz olduğu için hiç böyle bir huyu yoktur. Ama bence de böyle bir huyun olmaması ona doğruları daha kolay değerlendirme yeteneği sağlıyor. Çünkü bir maçın içerisinde bir hakemin iki ya da üç tane kritik düdüğü var ama sizin kaybettiğiniz 60 topla Türkiye'de ortalama bir maçta kaçırdığınız 10-15 gol pozisyonu var. Onun için Ersun Hoca bunları iyi bildiği için hakemden ve hakeme saldırmaktan hep uzak kaldı. Bu bir. İkincisi, bu takımın yaş ortalaması, hani biraz daha beklesek bize yakın bir yaş ortalaması. Şimdi bu yaş ortalamasındaki bir takımı 34 maç diyorlar ama ya insafınız kurusun. Fenerbahçe'de 32 yaşındaki adama genç Nihat falan diyorlar ya da genç Semih diyorlar artık. Bunu unutmayın. Galatasaray'la o civarda çıktılar maçlara. Dolayısıyla yani bu kadar belli bir yaşın üstündeki takımı bu kadar üst düzeyde tutabilmek kolay iş değildi. Bir yerde biraz hataya gidiyordu. Ligin devre arasında biraz fazla yüklenildi. Ama hoca onun da farkına vardı. Çekti frenleri geriye ve buna dikkat edildi. Üçüncüsü, ya bu takımda bir tane direkt kanat adamı var mı? Dünyanın herhangi bir yerine, herhangi bir takımına doğrudan kanat adamı olarak kullanacağınız Kaytı, Sovu hangisi doğrudan hem de üçlünün kanat adamı gibi, belki Kaytı dörtlünün kanat adamı gibi kullanırsınız. Olmayan bir takımdan, hedef 3 santrfordan kanat adamları da yaratarak buraya geldi. Bu da son derece önemli. Biz saptamanıza kesinlikle katılıyorum. Bu takım Aykut üzeri Ersun takımı oldu. Ve doğru, hakikaten öyle. Doğru bir, doğru bir eşleşmeydi ve karşılığını da hakikaten aldılar. Bence Ersun Hoca'yla yarından tezi yok. Sen az önce bunu belki bir faraziye olarak söyledin. Ama yarından tezi yok. Anlaşmayı en az 5 yıllık yapması gerekiyor. Sağlığı açısından da geçen program söyledim. Sizler buradasınız, bir kere daha söyleyeyim. Burada bir iç hastalıklı uzman olarak konuşuyorum. Kalp probleminin, kalp damarlarındaki problemin Selçuk Ersun Hoca'nın bu takımı yönetmesi için en ufak bir engel teşkil etmeyeceğini bir kez net bir şekilde bir kez daha söyleyeyim. Eğer kafalarında bu nedenle bir şey varsa yönetimin veya dışarıdan herhangi birilerinin hiçbir şekilde problem olmasın. Ersun Hoca bu işi şu anda stenti var. Bırakın stenti. Bypass yapılsa dahi çok rahat götürebilecek bir sağlık yapısına sahiptir. Onu da kendi adıma söyleyeyim sevgili Ender. Bu bir tıp hekimi olarak önemli bir saptama tabii. Evet. Hani en azından oraya da Ersun Hoca'yı da yakından tanıyan birisi olarak bir açıklık getirdim. Ender bak. İnsanlar kolay yetişmiyor. Tabii. Yani tabii. Hayatta parayla satın alamayacağınız tek şey tecrübe. Yani ta 98'de girmiş bu şey Ersun Hoca. Ve dikkat edin, Ersun Hoca'nın çalıştırdığı takımlara bir Ersun Hoca'dan önce bakın. Ersun Hoca dönemi, Ersun Hoca'dan sonra. İmzası var. Yani hiçbiri Ersun Hoca bıraktıktan sonra bir daha o başarıyı elde edemedi. Trabzon hariç. Hiçbiri elde edemedi. Ne Ankara Gücü o gövdeli takım olabildi. Ya, ne Gençler Birliği. Vardı, kültürü vardı. Tabii. Ne Denizli, ne Manisa. Hiçbiri Ersun Hoca'nın dönemindeki gibi olamadı. Yani o adam geliyor, bir prensip koyuyor, bir vizyon koyuyor, bir gustosu var. Oyunculara yaklaşım beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama Fenerbahçe başka bir alem. Başka bir level. O nedenle mesela... Bu arada tabii korna seslerinden herhalde izleyicilerimiz duyabiliyordur diye düşünüyorum. Mesela açısından hem oyuncuları yönetmek, hem camiayı yönetmek, hem başkanı yönetmek, hem medyayı yönetmek Ersun Hoca'ya biraz çok gelmiş olabilir. Ama o bu sene bu tecrübeyi de yaşadı. Muhtemelen önümüzdeki yıl bu krediyle de, çünkü artık şampiyon takımın hocası. O bir şampiyon. Artık elinde gücü var. Masaya oturduğunda şampiyon olarak oturacak. Artık konuşması, sözleri, gerektiğinde rest çekişi, ona göre belki bu dönem boyunca bazı tavizler verdi. Artık o tavizleri de vermeyecek. Kaldığı sürede. Yani bu insanın, bu tecrübenin gustosundan, dünya görüşünden Fenerbahçe'nin faydalanması lazım. Çünkü Türk futbolunu faydalandırtmadılar. Yani Futbol Federasyonu'nda görev yaparken. O dönemde siz de konuşmuşsunuzdur Gürkan Hocam.
planlamayı çok tabii, iyi bir şey adına, futbolun gelişmesi adına atılacak hamleler, yapılacak işler, milli eğitimin bu işe sokulması müthiş bir plan hazırlamıştı. Muhtemelen Fatih Hoca da o planı değerlendirecektir. Ona da bakacaktır. Ama eğer bir yere gidecekseniz bu direksiyonu artık profesyonellere, Ersun Yanal'a vereceksiniz. Artık soyunma odasına girmeyeceksiniz. Futbolcunun kulağını çekmeyeceksiniz. Bu işlerden vazgeçilecek. Çünkü Ersun Yanal bence bu yönetimi yapabilecek kabiliyette, dirayette, o profesyonelleri de bulabilecek yetenekte. Hakikaten yani, çünkü bu sene iki önemli handikap oldu. Çünkü ilk defa yaşıyordu. Bir, Trabzon'da soyunma odasına koşarak gitti. Yani bir büyük takımı, Fenerbahçe'nin hocasının yapmaması gereken. Olaylı maçta. Yapmaması gereken bir hareketti. İkincisi, arenada arenada takımı ve kendisi üstüne olan baskıyı kırmayı başaramadı. Yani bir teknik adam olarak orada bir hamle beklerdik. Herkesin yapacağı bir iş de değildir bu. Yani yanlış anlaşılmasın. Ama bunları öğrendi. Yaşayarak öğrendi. Yani o nedenle önümüzdeki yıl çok daha farklı, çok daha efektif bir Fenerbahçe takımı bekliyorum ben. Evet, bir yandan da Şükrü Saraçoğlu stadında içeriden oyuncular anons edildi. Onlar çıktı, taraftarları, kadın ve çocuk taraftarları selamladı. İçeride de coşkulu kutlama devam ediyor. Dışarıda da en az o kadar büyük bir coşku var. Bir yandan da bizim ekranımızda ortada Bağdat Caddesi. Ekranın sağında ve solunda da Ankara ve İzmir'den görüntüler geliyor. Burada havai fişekler tam bizim tepemizde göğe yükseliyor. Hemen arkadaşlarımdan rica edeyim, buraya dönerlerse eğer, tam havai fişeklerin altında biz de kutlamaya ortak oluyoruz. Bu hemen bizim stüdyomuzun bulunduğu yer. Havai fişekler de bizim yanımızdan atılıyor ve bu coşkuda böylece renkli bir geceye dönüşüyor. Evet, Fenerbahçe 19. şampiyonluğu kutluyor. Biz de A Haber Spor Servisi olarak Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu stadındaki özel stüdyomuzdan bu şampiyonluk gecesini en yakın şekilde sizlere stüdyomuzdan yansıtıyoruz. Değerli futbol severler, sevgili haber izleyenleri. Valla buradan atsak ancak bu kadar olurdu herhalde. Bizim stüdyomuz hemen Fenerbahçe televizyonu, Fenerbahçe kulüp binasının bulunduğu bölümün karşısında havai fişeklerde işte hemen o bölgenin yanından atılıyor. Bir yandan da bizim üzerimize doğru geliyor parçaları. Evet, Kadıköy'de şampiyonluk coşkusu. Şükrü Saraçoğlu'nda şampiyonluk şöleni devam ediyor. Sarı lacivert gece. Havai fişeklerle işte böyle renkleniyor gün, gece. Fenerbahçelerin gecesi değerli futbol severler. Son derece güzel görüntüler. Müthiş bir görsel şölen Şükrü Saraçoğlu stadında. Hemen stadın yanındaki okulun bulunduğu bölgeden, öyle değil mi Gürcan? Evet, havai fişekle atıldığı yer. Okulun bahçesinden, okulun öyle değil mi? Evet. Okulun bahçesinden atılıyor. Yani bu kulübün organizasyonu. Kulübün, Fenerbahçe kulübünün bir organizasyonu. Ve yaklaşık 5 dakikadır da bu güzel görsel şöyle devam ediyor. Ben sayıyorum kaç tane attı. Öyle mi? rakamlara döndü mü? Kaç kırmızı, kaç yeşil, kaç... Şimdi birazdan Gürkan Hoca şampiyonluk maçını düşen havai fişek patlaması mı söylüyor? Biz de havai fişeklerin altında canlı yayın yapan bir yayın televizyon ekibi oluyoruz. Açık stüdyodan. Acayip romantik bir
Yönetmen arkadaşım Murat Aktaş, kameraman arkadaşlarımızın görüntüleri eşliğinde Kadıköy'deki stüdyomuzdan böyle yansıtıyor ekrana bu muhteşem şöleni. Biraz daha devam etseniz sağ bek parası gidecek. Tam şimdi söylüyordum. Yemin ederim şimdi söylüyordum. Bir de sağ bek parası diyorum. Biz de sağır olmak üzereyiz değil mi?